Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 17-23 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, haftanın sonuna kadar Güneş, Merkür, Başak burcunda para evinizde ilerliyor. Şu dönemde biraz da parasal konular, bunlarla ilgili girişimler, düzenlemeler gündeminizde olabilir. Hafta başında pazartesi öğle saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçecek. Ayın ilerlediği burç bizim duygusal motivasyonlarımızı belirler. Ay Oğlak burcunda Perşembe gününün ilk saatlerine kadar ilerleyecek. Bu dönem biraz iş yoğunluğunuzu arttırabilir. Yani günlük hayattaki telaşlarınızın yoğunlaştığını gösteriyor. Mesleki konular öne çıkıyor. Evinizde, işinizde, ofisinizde düzenlenecek mevzular, detay gerektiren konularla uğraşabilirsiniz. Sorumluluklar ön planda olacak. Yine yakınlarınız, yakın aile üyelerinizle ilgili konulara da daha fazla odaklanabilirsiniz. Sağlığınızın hassas olabileceği bu günlerde biraz sağlık konularıyla ilgilenmek, kendinizle ilgilenmek, kontrollerinizi yaptırmak, kişisel bakımınıza zaman ayırmak için de uygun olabilir. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Cumartesi öğleden sonraki saatlere kadar Ay Kova burcunda ilişkilerdeki hassasiyetinizi arttırıyor. Her türlü ilişki, işbirliği, yakın arkadaş, eşiniz, partneriniz ve onlarla ilgili konular ön planda olabilir. Ancak Mars'ın da Kova burcunda olduğunu unutmayın sevgili aslanlar. Bu hafta ortasında Mars Boğa burcundaki Uranüs'te dik açı yapacak. Biraz gerilimler olabilir. Yani eş partner ilişkilerinizde, karşınızdaki kişinin hal ve tavırlarında böyle beklemediğiniz sürpriz çıkışlarla karşılaşabilirsiniz. Bunları dengelemek gerekiyor. İnatlaşmak bir çözüm olmayacaktır. Aksine daha fazla sorunları arttırabilir. O nedenle daha uyumlu olmaya çalışalım. Hafta sonunda cumartesi öğle saatlerinden itibaren Ay Balık burcunda olacak. Cumartesi gecesi, pazar günü Ay Balık burcunda sizin için de finansal konular öne çıkıyor ama aynı zamanda biraz da spiritüel konular öne çıkacak. Daha duygusal hissedebilirsiniz kendinizi. Daha maneviyatla, ruhsal konularla ilgilenebilirsiniz. Veya fiziksel ya da ruhsal, bedensel bir arınma, şifa, terapi, kısa süreli bir detoks, bir arınmayla da, diyetle de yine hafta sonu meşgul olabilirsiniz. Bu hafta sonundan itibaren Güneş ve Merkür terazi burcunda ilerlemeye başlıyor. Ve artık sonbahar ekinoksuyla beraber yaz bitecek. Sonbaharı hissetmeye başlayacağız. Bir ay boyunca Güneş terazi burcunda olacak. Üçüncü ev alanınızda ve önümüzdeki ayın konuları arasında birinci planda eğitim, ticari konular, yakın çevre ilişkileri, kardeşleriniz ve bunlarla ilgili mevzular ön planda olabilir sevgili aslanlar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.